Yani o akraba. Ona bir şey demez bence, o sayılmaz da. Ben bugün spor hocamı çağırdım eve. Yani kadının huzurunu kaçıralım, Antep'e geri dönsün diye konuşmuştuk ya. Hmm. Sunay'la konuştuk, böyle şeylerden hiç hoşlanmıyormuş. Ne bileyim, benim de aklıma bu geldi işte. Ve delireceğim. Kadının başımıza açtığı dertlere bak. Yok koçbaşı, yok bilmem ne. Bu ne ya? Üf. Bir şey söyleyeceğim. Böyle iki güzel kadının kederli, dertli böyle bakması falan kabul edilebilir bir şey değil. Yakına bakacaksınız. Anlatabiliyor muyum? Sizi bu evde mutlu edemiyorlar değil mi? Hı? Mutlu olmayana işte kapı. Mutlu oluculara yere gitsinler. Bizim de başımızı ağrıtmasın. Oh, 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 oh. Sert bir giriş oldu. Biraz sakin mi olsak ya? Ha? Ah. Öncelikle geçmiş olsun. Duyduk, işimizi gücümüzü hallettik, geldik. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Bir arzunuz var mı Hattuç Hanım? Bir dahaki sefere gelmeden önce haber edin, başka bir şey istemeyin. Latif Efendi, benim böyle mi haberim olucu giren çıkandan? Ha, nasıl almışlar bunu içeri? Bu derken, yani bizim evde kaldığınız zaman çok rahattınız. Yani biraz ayıp oluyor ama diyeceğim, neyse. Hadi Allah'ım yarabbim ya. Ben kapıdakilerle konuştum. Şehmuz bizim yakınımız. Yani habersiz gelebileceğini düşünüyorum. Yanlış düşününüz İfakat Hanım. Ben evime giren sinekten bile haberim olsun isteyeyim. Öyle dost most anlamam. Asuman Hanım, spor hocanız geldi. Nereye alalım? Hastin tamam, Allah! Geliyorum. Ya Hatice Hanım nereye gidiyorsunuz Hastin yenge? Allah, Hatice Hanım nereye gidiyorsunuz? Nedir bu ya? Nedir bu? Nedir? Bu nedir, nedir ya? Bu nedir ya? Ha? Durumlar bayım. Sorma. Soracağım. Bir şey söyleyeceğim. Biz bu şekilde nasıl çocuk yapacağız ha? Nasıl olacak? Yani bu bizi yakalarsa bu bizden çocuk yapar. Bizi oyar, oyar. Ya görmüyor musun kadını? Yakalarsa mahveder bizi, mahveder. Ya kadın şu anda bu evin sahibi, düşünebiliyor musun? Delirtiyor bu beni. Delirme, delirme, sen sakin ol. Peşlerinden gitmeyecek misin? Aa, bana ne? Yesinler birbirlerini. Umurum değil. Ok canıma değsin. Ben seni yerim. Benim kızı da izlerim. Yukarı odaya çıkalım mı? Ne dersin? Denemeleri devam edelim. Ya Allah aşkına görmüyor musun kadını ya? Gestapo gibi başımızda. Gördün. Öf. Ne yapıyorsunuz şu anda siz? Ne yapıyorsunuz? Ya nereye gidiyorsunuz? Tuç Hanım lütfen. Ne yapıyorsunuz? Alırım ayağımın altına, sus. Hala. Pes artık ya. Hala. Sen misin hoca? Benim, buyurun. Hadi aslanım, Allah versin hadi. Dükkan kapalı, patron camide. Hadi güle güle, güle güle. Ben... Haydi bir daha da evime gelme sakın. Ben anlayamadım, kusura bakmayın. Yanlış bir şey mi yaptım Asuman? Ya bir de sana izahat mı vereceğim? Latif Efendi atın şunu dışarı. Hey, kime diyeyim? Hanımınız konuşuyor. Sakın! Hattuç Hanım, siz ne yapıyorsunuz ya? Bu nasıl bir saygısızlıktır eve gelen misafire? Kızım, senin kafan basmayayım mı? Anlamayayım mı ha? Bu ev benim. İstediğimi alırım, istemediğimi gönderirim. Gel Asuman, gel. Biz sonra konuşuruz bunları, gel. Ya bırak Suna ya! Siz ne yapıyorsunuz ya? Herkes bir kendine gelsin. Hoşt, dul gelin. Kendine gel. Ya arınla, namusunu, edebinle oturursun bu evde ya da aha kapı defol git. Hatice Hanım, tamam gerisini ben hallederim. Siz geçin, sinirlenmeyin. Evet halacığım, hadi bak ne olur gel içeri, rezil oluyoruz. Hadi gel. Ya benim asabımı bozmayın. Beni hastası Halis Hanım'ın yanına çıkartmayın. Hala bak, Doruk Hoca'yı biz hepimiz tanıyoruz. Hatta Ferit de tanıyor. Biz hepimiz aynı spor salonunun üyeyiz. Doruk Hoca da orada çalışıyor. Kızım siz sakat mısınız ha? Evinizde oturup sporunuzu kendi başınıza yapamayınız mı ha? Hoca da neymiş? Madem tanıdıksın, bildiksin, bak sana insan gibi konuşayım. Bu ev benim evim. Ben de seni evimde istemeyeyim.
Peki. Anladım ben. Kusura bakmayın. Asuman. Hadi bak, içeri geçelim. Halan bir şeylerden şüphelenmesin. Tamam mı? Hadi gel. Sonra biz beraber Doruk Hoca'nın yanına gideriz. Ben halam adına özür dilerim ondan. Tamam mı? Hadi gel. 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 Ya Zerrin, anlamıyor musun? İşim var diyorum sana. Ama abi o zaman izin ver ben gideyim. Bak insanlar neler neler yaşadılar bizim yüzümüzden. Bari kötü günlerinde yanlarında olalım. Hem Esme Hanım'a da bir moral olur. Ya tamam, tamam, tamam. Konuşma. Akşam gelip götüreceğim ben seni. Neymiş derdi? Derdi ne olacak? Bunca zaman başıboş gezdi. Şimdi başında erkek olunca ne yapacağını şaşırmış vaziyette. Bir şey söyleyeceğim. Erkek demişken. Bu evin, ailenin erkekleri nerede? Ha? Yani hadi Halis Korhan yaşlı, hasta. Orhan Korhan. Kız çocuğu gibi odalarım kilitliyor kendini. Gördüğün gibi halimiz ortada. Yani başınızda doğru dürüst bir erkek olsa böyle olmaz tabii. Ama maalesef yok. Var. Ben varım. Buraya ben senin için geliyorum. Bu konuları yani bu özel konuları yukarı çıkıp odada konuşsak ne dersin? Hadi. Delirdin mi? Ev insan kaynıyor. Hattuç falan. Yakalanırız vallahi. Ya dışarı gel diyorum. Onu da istemiyorsun yani. Nasıl olacak? Nasıl yapacağız bu işi? Allah aşkına evi nasıl bırakayım? Her şey izne tabi artık. Sen biliyor musun? Sen uzun zamandır bekar olduğun için çocuğun nasıl yapılır unutmuşsun bence. Yani insanlar aylarca, yıllarca uğraşıyorlar. Tabii ben öyle bir durumum yok. Daha doğrusu yani o kadar vaktimiz yok anlamında söyledim. Ha? Ya bir şey söyleyeceğim. Ben bu hani hamile kalmak istiyorum. Olur mu olmaz mı bilmiyorum falan ama ya ben bunun sonrasını hiç düşünmedim. Şöyle konuşma. Bu işin sonunu falan boş ver. Sürece odaklı. Anlatabiliyor muyum? Ben öyle yapıyorum. Sonunu düşünmeden senin kahramanın olacağım.